Merhabalar, yeni bir videoyla Europa Universalis 4 videosuyla Osmanlılarla oynamaya devam ediyoruz. 4-5 gündür, 5-6 gündür oynamamıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karamanoğlu'yla savaşımız vardı. Akkoyunlu da Karamanoğlu'na yardım ediyordu. Şimdi savaşımızı yapalım. Bakalım bizim devletimizin kaç tane ordusu varmış. 32 bin kişilik bir ordumuz var. Hadım Sabahattin Paşa'yı hemen güneye doğru çekelim. Şarka doğru çekelim, doğuya doğru çekelim. Bir de biz Rönesans'a falan geçmiş miyiz? Kaç yılındayız? 1461. Bakalım. Rönesans'ı şu an geçmemişiz. Tamamdır. Hüdabendigâr toprağında geliştirmeler yapıyorduk. Tamam. 5-4-5 şeklinde teknolojilerimiz. Memlüklerin teknolojileri de bizimkiyle yakın durumda. O zaman şuralara yatırımlar yapılabilir. Paramızı biriktirelim. Rönesans için biriktireceğiz. Ama ufak tefek harcamalar yapılabilir. Şimdi Karamanoğlu'nu yakalamamız lazım dostlar. Karamanoğlu'nu yakalamamız lazım. Şu oradaki orduma komut verdim. Hatta şuradakilere de komut verebiliriz. 7000 kişilik orduları var. Ama 15.000 kişi kalsın orada ya. Ne olur ne olmaz şimdi. Bunlarla da savaştayız. Çünkü bunlar da ya gelirse ama bunlar 15.000 kişisi varmış. Dursun onlar dursun. Riske girmeyelim onlar dursun. Çünkü doğudan bir saldırı olabilir. Onları şey yapmayalım. Ayıklamayalım o doğudaki ordumuzu. Şimdi şöyle kaleyi kuşatalım. Diyarbakır'a doğru ilerleyelim. Kürdistan. Kürdistan diye geçiyor. Vilayet olarak. Eyalet olarak. Burada topraklarımıza bir taarruz söz konusu. Ancak sıkıntı olmayacaktır. Saldırıya geçiyoruz. Çilli bebeler gibi. Çilli bebeler gibi saldırıya geçiyoruz. Çilli bebeler gibi savaşıyoruz. Çilli bebe. Ve düşman nereye doğru gidiyor? Düşman nereye doğru gidiyor? Düşman nereye gidiyor? Şunları yakalamamız lazım. Diğer birlikler de aşağıya doğru insin. Yakaladık. Allah'a şükür yakaladık. Kaçamadılar. Kaçamadılar. Bakayım topçu falan yok değil mi? Daha top teknolojileri falan gelişmedi. Yakaladık burada ama bakalım. Kazanabileceğiz mi? Hadım Sabahattin Paşa'ya güveniyoruz. Hadım Sabahattin Paşa yıldızları çok fazla olan bir paşa. Kendisinin bize zaferi kazandıracağına inancımız sonsuz. Ordularımızı çekelim böyle. Aynen. Buradaki ordularımız ne yapıyor? Kuşatmaya devam ediyor. Peki Karakoyunlu düşmana galebe çalabiliyor mu? Yoksa mağlubiyet mi yaşıyor? Galebe çalıyor gibi gözüküyor şu an. Yardım etmeye gerek yok. Biz kendi savaşımızla meşgul olalım. Ne diyor burada? Granada, İspanya topraklarında Granada'da Müslüman şehri var diyor. İslamik şehir var diyor. Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan diyor esinlenmiş diyor. Abdülvalid İbni Raşat falan diyor işte Osmanlı'ya karşı diyor kültür paylaşmak paylaşıyor Osmanlı'yla diyor. Onların kültürünü alabiliriz falan diyor. Kastilya bölgesindeki Müslümanların kültürünü alabiliriz diyor. Prestij kazandıracak bize. Fikir maliyeti, teknoloji maliyeti, gelişme maliyetini düşürecek. Alalım yani alalım.
medeniyette ilerlemiş İslam devletlerinin başarılarını alalım, niye almayacağız? İlimde, bilimde, teknolojide gelişelim. Nereye doğru gidiyor bunlar? Kuzeye mi gidiyor, güneye mi gidiyor? Belli değil nereye gitti. Şöyle bir gel bakayım bu tarafa doğru. Şunları bir kovalayın bakalım. Doğuda bir saldıran var mı? Doğuda bir saldıran yok. Zaferi aldık. Bir daha bir saldırıya geçelim. Kuşatmalarımızı yaptık. Saldırılara geçtik. Çok bölmüşler ordularına. Çok bölmüşler. Bölmeseler direkt savaşsak bitirsek daha rahat olacak. Çok bölüyorlar. Ancak sıkıntı değil. Genelde oynaması zevkli. Zevk. Arapça bir kelime. Zevk. Arapça bir kelimedir. Şimdi buraya kuşatıyoruz. Buraya kuşatıyoruz. Ya tamamdır. Buraya da kuşatıyoruz. Diyarbakır'ı da kuşatıyoruz. Şu an savaş istediğim gibi gidiyor. Dostlar. Bir tane daha ticari bölge basabiliriz. Ve Hüdavendinger topla Rönesans'ı benimsedi. İşte bu. Rönesans'ı benimsedik artık ve 820 akçe biriktirmem gerekiyor. 820 akçeyi biriktirmeyi başarırsak tüm ülkeyle birlikte, tüm ülkemiz, tüm Osmanlı bölgeleri Rönesans'a geçmiş olacak. Şu an sadece iki tane bölgemiz geçti. Tüm bölgenin geçmesini istiyorsak, tüm Osmanlı'nın geçmesini istiyorsak 820 akçe biriktirmemiz gerekiyor. Bizim Dulkadir de yardım ediyor bize. Dulkadir de yardım ediyor bize. Dulkadir'le iki vasal yapmışım Dulkadir'e. Dulkadir benim vasalım değil mi? Bakayım. Evet Dulkadir benim vasalım. Ramazan da vasalım ama Ramazan işe yaramıyor fazla. Ramazan'ı ilhak edeceğim. Bakalım. Yani prestij kaybetmeyeceğim. Prestij kaybetmek istemiyoruz. Onun yerine şöyle ordularımızı güçlendirelim. Ramazan burada. Ha, Ramazan da yardım ediyormuş. Tamam, onu görmemiş. Şimdi fark ettik. Ramazan da yardım ediyormuş bize. O şekilde kalsınlar. Ordularımız gelsin. Şuraya doğru bir geçiş var. ...4-6'yı alayım. Abdülhamit adında bir varisim oldu. Varislerimiz şu alsın. Varislerimiz olsun. Bunlar iyi bir şey. Varisin olması iyi bir şey. Evet. Nereye gidiyor buradaki birlikte? Onları bir kovalayayım bakalım. Düşmanı tükettik adeta ama hala asker basıyorlar. 5000 kişilik bir insan gücü var, rezervi var Akkoyunlu'nun. Buna rağmen hala askeri basmakla meşgul. Bakalım. Saldırın bakayım, saldırmaya devam. Bitti onlar, bitti bitti, hiçbir şey yapamazlar. Dağıtıyoruz, Dulkadir'le birleştik. Dulkadir'le birleştik ve dağıtıyoruz hepsini. Şuraya da saldır bakayım. Bitirin hepsini, bitirin bitirin. Şuraya da git. Kuşatmalar ne kadar sürecek bakalım. Kuşatmalarımız devam ediyor.
Burada devam ediyor kuşatma. 7 artıyor değil mi? Gelirim ooo. Gelirler çok çok iyi. Gelirlerim harika bir şekilde artıyor. Osmanlı kudreti her yerde kendini hissettirecek. Ticari havzaları da kontrol edeceğiz. İlerleyen bölümlerde. Buradaki gemilerimiz bunlar şeyler. Taşıma gemilerimiz. Hadi bakalım kuşatma devam etsin. Kuşatmalar devam etsin. Muhasara. Beklemekten başka çare yok şu an. Daha zamanı niye daha da hızlandırmadık? Daha da hızlandıralım. Hızlı bir şekilde geçsin. Allah'a şükür. Mihraklarımızı kontrol etmeyi unuttuk galiba biz. Mihraklarıma bir bakayım. Mihrak ne istiyordu benden? Yanya bölgesindeki temel vergiyi 4 yapmamı istiyor. Yanya bölgesini 4 yapmamı istiyor. Yapacağım. Mihraklarıma aramı iyi tutacağım onlarla. Yapacağım. Ancak şu an değil. Güzel. Bir kuşatma daha yaptık. 5000 kişilik ordumuzu buradan çekebiliriz. Hatta 5000 kişilik ordumuzu şuraya çekelim. Kuşatmanın biri daha tamamlanıyor. Allah'a şükür. Bir kuşatma daha yaptık. Karamanoğlu'nun işini bitiriyoruz. Fatih Sultan Muhammed Han. Varis mi almam gerekiyor? Haseki refakatçi belirecekmiş. Refakatçi. Tamam şöyle alayım. Eş seçtik herhalde. Karamanoğlu barış istiyor. Ancak barış teklifini ben yapacağım. Bütün topraklarını istiyorum senin. Bütün topraklarını alacağım Karamanoğlu. O sırada diğer ülkelerle, müttefiklerle aramız nasıl? Müttefiklerle aramız iyi, tamam. Macarlara bakalım. 24.000 kişi, 30.000 kişi, 54.000 kişi. Ama insan rezervi fazla yok Memlüklerin. Bu da çok güzel bir haber. Memlüklerin fazla insan rezervi yok. Bu bizim için muazzam bir haber. Onları savaşta tüketebiliriz. Ama onları savaşta tüketebilmemiz için öncelikle ne yapmamız lazım? Dulkadiroğlu ve Ramazanoğlu'nu ilhak etmemiz gerekli. Naip mi geçti başa? Ne oluyor? Aa, bu hiç iyi olmadı. Niye böyle oldu? Naip geçti başa. Nereden bakılıyor şeye? Şuradan bakılıyor. Haseki Sultan geçti başa. Bizim Sultan vefat etti. Sultanımız vefat ediyor. Kıymetli dostlar. Ordularımıza saldırı komutlarını verelim. Savaşa gene devam ediyoruz. Kaçmayı başardı bizden son anda. Onu yakalamaya mı çalışalım? Ne yapalım? Gelsin bakalım ordumuz şöyle. Onu bir yakalamaya çalış. Onu yakalayamayacaksın herhalde. Şöyle yakalarsak. Yakalayabilir miyiz? Nereye gitti? Geriye çekildi. Evet. Şundan da gelsin şöyle. Evet, bir fetih daha yaptık. Şunları aradan çıkartabiliriz galiba. Şöyle şunları aradan çıkartabilir miyim? Para da isteyeyim. Mesela ne kadar verebilir? 37 altın veriyor.
Yaşar misali. 37 altınımızı aldık, toprakları aldık ve Akkoyunlu'yu aradan çıkardık. Şimdi bir tek Karamanoğlu kaldı. Karamanoğlu artık işi çok zor Karamanoğlu'nun. Karamanoğlu'nun işi gerçekten zor. Tek başına kaldı. Ve Rönesans'a da geçtik. Rönesans'a da geçtik. Ve bazı vilayetlerimiz merkez yapmamız lazım. Merkezi de yapalım. Bu yeni geçir. Bak şu toprakları yeni aldık. Bu topraklar artık bizim. Hadi bakalım. 7000 kişilik ordumuzu da çekelim kuzeye doğru. Ticari bölge daha yapalım. Tamamdır. Osmanlılar Rönesans'a geçti artık. Artık inşalarımız daha maliyeti düşük olacak. Daha rahat inşa yapabileceğiz. İlimde, bilimde daha rahat ilerleyebileceğiz. Şu bazı kalelerimiz açıkta duruyor. Onları kapatalım. Tamam, paramız gitmesin fazladan. Merkezlerde kuruyoruz buraya bakın. Şurada adamlarımız çalışıyor. Şu Karamanoğlu'nu ele geçirmeye çalışıyoruz. Karamanoğlu barış anlaşması yapıyor ama bütün topraklarını istiyorum Karamanoğlu'nun. Pes etmesi lazım. Tamamen pes etmesi lazım. Askeri güç elde edebiliriz. Biraz paramız gitti gerçi ama sıkıntı olmayacaktır. Gerçekten sıkıntı olmayacaktır. Memlükler bakalım ne yapıyor? 54 bin kişi, 11 bin kişi, 24 bin kişi. Bizim müttefik 24 bin kişi. Rezervi 19 bin, 33 bin, 48 bin. Rezervimiz gayet iyi. Bu Litvanya'dan falan Kırım'a bir saldırı gelirse ne yapacağız? Onlar da çok güçlü gözükmüyor şu an. Tamamdır. Onların da kendi dertleri var, kendi savaşları var. Arnavutluğu da müttefik olarak alabiliriz ama önce vasallarımızdan birini Dulkadir veya Candar Ramazanoğlu'nu ilhak etmemiz elzem. Neyse artık bu bölümü burada bitiriyoruz. Karamanoğlu'nu fethetmeye de az kaldı. Akkoyunlu'yu zaten fethettik. Bir dahaki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.